Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Programlamanın temel araçlarıyla devam ediyoruz. Tekrarlı yapılara başlamıştık. Tekrarlı yapıların sabit tekrarlarını görmüştük, for yapısını. Bu dersimizde de şartlı tekrar yapısını göreceğiz ve şartlı tekrar yapısıyla ilgili örnek uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi şartlı yapıları bir hatırlayalım isterseniz. Tekrarlı yapılar, döngüler iki türde karşımıza çıkıyordu. Sabit tekrarlar ve şartlı tekrarlar olmak üzere. Sabit tekrar döngüye girmeden önce döngü sayısının belli olduğu for yapısı ile kullanılan yapıydı. Şimdi biz bugün şartlı tekrara bakacağız arkadaşlar. Ki şartlı tekrar döngüye girmeden önce döngü sayısını bilmediğimiz, döngünün içerisinde döngü sayısının belli olduğu, daha doğrusu döngünün içerisinde verilerin alacağı değerlere göre döngünün döngü sayısının belli olmuş olduğu yapılardır arkadaşlar. Şartlı tekrarlar. Şunu söyleyelim. Burada şartlı tekrarla while, do while yapılarını kullanarak for'la yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir sayaç while ve do while'da mevcut değil. Yani kendisine ait bir sayacı yok ama bir şart ifadesi var sonuç itibariyle. O şartı sağlayacak bir sayaç yapısını biz manuel olarak dışarıdan tanımlayacağımız değişkenlerle oluşturabiliyoruz. O nedenle de while'in yaptığı her şeyi, for'un yaptığı her şeyi while ve do while yapısını kullanarak yapabiliyoruz. Fakat tersi mümkün değildir. Yani for ile while do while'in yaptığı her döngüyü yapmamız mümkün değil arkadaşlar. While do while yapısı tüm döngü yapıları için kullanılabilecek yapılardır. For bize kolaylık sağlıyor. Hangi anlamda? Kendisine ait bir sayacı olduğu için bu sayaç değişkeninin başlangıç değeri, bitiş değeri, artım değerleri direkt for'un kendi içerisinde belirlenebildiği için ve sabit tekrar çok sıklıkla kullanıldığı için arkadaşlar for yapısı bizim için avantajlı bir döngü yapısıdır. Evet, şimdi while do while'ın arkadaşlar iki kullanım şekli karşımıza çıkıyor. Şartlı tekrar yapısının iki farklı kullanım şekli karşımıza çıkıyor. Birincisi bizim giriş kontrollü şartlı tekrar yapısı dediğimiz while deyimidir. Burada döngüye girilirken koşul kontrol edilir ve öyle döngü başlatılır. Yani önce koşula bakılır, sonra işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşulunuz doğruysa, koşul size true verirse işlem gerçekleştirilir, tekrar koşula bakılır. Ve koşul bize true vermeye devam ettiği sürece, yani koşuldan biz doğru sonucunu aldığımız sürece döngü devam eder. Ama burada bir kez mutlaka koşula bakılır arkadaşlar. Yani girişte önce koşula bakılır ve işlemler o şekilde başlatılır. Yani bu şu anlama geliyor. Döngüye hiç girilmeden de döngü sonlanabilir. En başta döngü eğer size koşul size yanlış cevabını verirse hiç döngüyü başlatmadan da sonlandırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu while yapısıyla ilgili. While yapısının koduna bakacak olursak arkadaşlar, kodsal yapısına bakacak olursak gayet basit bir yapısı var. Sadece bir şart belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bu koşul, burada vermiş olduğunuz while koşul ifadesi, vermiş olduğunuz koşul ifadesi size true verdiği sürece bu döngü dönmeye devam edecektir. Bu döngü dönmeye devam edecektir. Burada işlemlerimizi tanımlıyoruz. Küme parantezi yine while içinde bir kapsam alanı göstermektedir. Küme parantezinin içerisindeki işlemler while'ın koşulu doğru olduğu sürece tekrarlanmaya devam edilir. Yine opsiyonel olarak tek satırlık işlemlerde parantez kullanılmayabilir ama ben yine de kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer işlem satırınız birden fazlaysa mutlaka kullanmak zorundasınız. O yüzden iki parantez koymak çok da zor bir iş değil. O yüzden parantezleri biz her zaman kullanmaya gayret gösterelim. Evet arkadaşlar, bu bizim giriş kontrollü döngümüz. While yapısı bu şekilde kullanılıyor. Şimdi do while yapısına bakacak olursak arkadaşlar, do while yapısı algoritmik olarak mantık açısından baktığımızda işlemlerin başta yapıldığı ve şartın sonrasındandığı durumdur. Yani önce işlemler bir kez gerçekleştirilir. Önce işlemler bir kez gerçekleştirilir. Sonra koşula bakılır arkadaşlar. Eğer koşul size true veriyorsa döngü başlar. Tekrar işlemleri yapıp tekrar koşup tekrar işlem tekrar koşup ta ki size koşul yanlış cevabı verinceye kadar bu döngü dönmeye devam eder. Ama burada gördüğünüz gibi işlemler bir kez mutlaka yapılıyor arkadaşlar.
Biraz önceki yapıda, yani while yapısında hatırlarsanız döngü hiç çalışmadan da sonlanabiliyordu. Yani hiç işlemler yapılmadan da döngü sonlanabiliyordu. Ama do while yapısında mutlaka döngünün bir kez çalışması gerekiyor arkadaşlar. Döngünüz bir kez çalışıyor. Sonra eğer koşul sağlanırsa işlemler tekrar ediliyor. Do while yapısında önce işlem gerçekleştiği için döngü bir kez mutlaka çalışmış oluyor arkadaşlar. While ile do while'ın temel farkı bu zaten. O yüzden de do while yapısında biz çıkış kontrollü döngü diyoruz. Çıkış kontrollü döngü. Neden çıkış kontrollü? Çünkü döngüye girdikten sonra koşulu kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Önce döngüye giriyorsunuz, işlemi bir kez yapıyorsunuz, sonra şartı kontrol ediyorsunuz. O yüzden buna çıkış kontrollü diyoruz. While'da ise neydi? Önce koşula bakıyorduk, sonra işlemleri gerçekleştiriyorduk. Yani kontrol işlemini, döngünün dönme şartını başta kontrol edip sonra döngüyü başlatıyorduk. O yüzden de buna giriş kontrollü döngü demiştik. Kodsal olarak bakacak olursak do while ile while'ın neredeyse farkı yok diyebiliriz arkadaşlar. Sadece while şartı artık döngünün sonunda kontrol edildiği için do ile döngüyü başlatıyorum. Hiçbir şey sormadan önce bir kez işlemleri yapıyorum. Sonra while ile sorumu soruyorum. Koşul sağlanıyor mu diye. Koşul sağlanıyorsa tekrar do'ya dönüp yeniden işlemleri gerçekleştirmeye, yani döngümü çalıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu koşul bize true verdikçe buradaki döngü dönmeye devam edecektir. Yani while döngümüz dönmeye devam edecektir. While ile do while'ın temel farkı bu şekilde. While'de koşul başta kontrol ediliyor ve döngüye o şekilde giriliyor. Eğer koşul sağlanmıyorsa arkadaşlar, koşulunuz sağlanmıyorsa döngüye hiç girilmeyebiliyor. Do while'de ise koşul sonunda kontrol ediliyor. O yüzden mutlaka döngü bir kez çalıştırılıp sonra koşula bakılıyor ve döngü bu şekilde dönmüş oluyor. Program denetim deyimlerinin bu zamana kadar görmüş olduğunuz if, switch case, for, while hiçbir yapının sonuna noktalı virgül koyulmaz arkadaşlar. Ancak sadece do while'daki while'ın sonunda noktalı virgül vardır. Noktalı virgül vardır. Bu da artık döngünün bittiği nokta olduğu için, yani döngü şartından artık çıkıldığı için, bu koşul sağlanmıyorsa döngü sonlanacağı için burada noktalı virgül koyulur. Onun dışında hiçbir program denetim deyiminin sonunda arkadaşlar noktalı virgül yoktur. Evet. Şimdi arkadaşlar do while ve while yapısıyla ilgili örnek uygulamalarımız var. Bunları inceleyeceğiz birlikte. Evet, Visual Studio'muzu açalım. Şimdi yeni while ve do while yapısı örnekleriyle dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bir yapının kullanımını da aynı zamanda size bu örnekte göstereceğim. Bu örneğimiz şöyle bir örnek. Kullanıcıdan bir takım sayılar girmesini isteyecek. Programımız kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyecek. Ve girdiği sayıları birbiriyle toplayacak arkadaşlar. Kaç tane sayı girerse bu sayıları birbiriyle toplayacak. Ancak kaç tane sayı gireceği belli değil. Yani belli sayıda bir sayı girmeyecek. Kullanıcı sıfır girinceye kadar girme işlemi, yeni sayı girme işlemi devam edecek. Yani kullanıcı sıfır girene kadar girdiği sayıların toplamını hesaplayan programı yapacağız. Kullanıcı sıfır girene kadar girmiş olduğu sayıların toplamını hesaplayan program yapacağız arkadaşlar. Bir buton ekliyorum. Giriş işlemi için farklı bir nesne kullanacağım. Şurada sayıların toplamını, şurada da sayıların kendilerini listeleyelim arkadaşlar. Evet. Girmiş olduğum sayıları göreyim. Burada da toplamlarını göreyim. Butonla bu işlemi başlatacağız. Evet. Şimdi giriş için hesapla ismini verelim butonumuza da. Hesapla. Evet. Giriş için farklı bir nesne kullanacağız. Kullanıcı sıfırdan farklı bir sayı girdiği sürece döngü devam edecek ve yeni bir sayının girişini isteyecek bizden.
Şimdi bunu bizim for döngüsüyle gerçekleştirmemiz mümkün değil arkadaşlar. Neden? Çünkü kaç sayı girileceği belli olan bir durum değil bu. Girilecek sayı adedi belirsiz. belli bir sayıda sayıdan bahsetmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Sıfırdan farklı sayı girdiği sürece döngü dönmeye devam edecek. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Buna göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi buton aksiyonumla programı başlatıyorum. Evet. Kullanıcının gireceği bir sayı olacak ve bir toplam değişkeni olacak. Arkadaşlar bunları önce bir oluşturalım. Toplam bizim depo değişkenimiz olduğu için bunu sıfıra eşitledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başta bunu sıfıra eşitliyorum ki üstüne yeni sayılar ekleyebileyim diye. Şimdi sayıyı dışarıdan gireceğiz ama şimdi bizim sabit bir text üzerinden bunu girmemiz biraz zor olabiliyor. Bunun için bizim kullanmış olduğumuz bir input box'ımız var arkadaşlar. Input box nesnemiz var. Bu input box nesnesi aslında bir Visual Basic nesnesidir arkadaşlar. C Sharp'ın değil de Visual Basic'in kullandığı bir nesnedir ama biz Visual Studio editörünü kullandığımız için platformların nesnelerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Birbirleri arasında kullanabiliyoruz. Bunu yapabilmem için öncelikle başvurulara Microsoft'un bu şeyini özelliğini eklemem lazım. Şuradan başvurulardan başvuru ekleye geliyorum arkadaşlar. Sonra Microsoft Visual Basic. Bakın burada Microsoft Visual Basic başvurusunu arkadaşlar başvurularıma ekliyorum ki Visual Basic'in nesnelerini kullanabileyim diye. Yoksa Input Box nesnesini burada göremezsiniz arkadaşlar. Evet. Microsoft Visual Basic başvurumuzu da buraya eklemiş olduk. Şimdi artık bunu kullanabilirim. Microsoft nokta Visual Basic nokta Interaction nokta input box. Evet. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Kullandıkça buna aşina olacaksınız. Şimdi çok uzun gibi gelebilir size ama aslında çok da şey değil. Microsoft Visual Basic Interaction. Yani buradaki Microsoft Visual Basic zaten biliyorsunuz. Interaction deyimi kütüphane deyimidir arkadaşlar. Kütüphane deyimidir. Bu kütüphane deyimini de burada kullanmamız gerekiyor. Microsoft.visualbasic.interaction input box. Şimdi input box'ın bazı arkadaşlar şurada bakın açılan baloncuğu izleyecek olursanız burada bakın input box'ın içinde neler var? Prompt var, title var, default response var, x position ve y position var. Yani bizim şurada bakın burada vermeye başladığımızda zaten göreceksiniz. Öncelikli olarak bir prompt veriyoruz. Prompt veriyoruz. Title veriyoruz. Ve default response veriyoruz. Yani ne vereceğiz? İşte giriş. Input box'ı design ediyoruz. Şimdi input box çalıştığında bunu göreceksiniz. Title sayı girişi diyelim. Title'da farklı olsun. Neyin nerede çıktığını görelim. Default response olarak arkadaşlar boş bırakacağım. Herhangi bir giriş yapmayacağım. Buraya sıfır da girebilirsiniz. Başka bir değer de girebilirsiniz. Ben boş bırakacağım. Default response dediğimiz arkadaşlar input box açıldığında bu yeni küçük bir pencere açacak bize. Bir giriş penceresi açacak. Default response o açılan pencerenin içerisindeki default olarak gelen değer olacak. Şimdi x position ve y position'ı gireceğiz. Yani bunun x ve y pozisyonlarını gireceğiz. Bakın zaten hangi nereye geldiğimizi de şuradan görebiliyorsunuz. Bakın x position'dayız. Diğer değerleri girdim. Prompt'u, title'ı, default response'u yazdım. Bakın boş geçebilirsin diyor. Şimdi x position ve y position'ı gireceğim. X position ekranın yatay eksendeki noktasını, y position'da dikey eksendeki noktasını yani sol üst köşenin nereye geleceğini söyleyeceğim. Mesela 200'e 200 verelim bunu. 200 piksele 200 piksel. Sonra yerine göre ayarlama yaparız arkadaşlar. Evet. Tabii ki bu da bana bir text değer gönderiyor. Benim değerim integer arkadaşlar. Microsoft Visual Basic Interaction Input Box yani benim buradaki olayım Input Box. Input Box bana bir string veri gönderiyor. O zaman benim bunu yine convert etmem gerekecek. Convert nokta to int. Şeye neye uyguluyorsam arkadaşlar text box'a ne uyguluyorsam aynısını buna da uygulayacağım. Çünkü input box'ta text box'ta bize string
veri gönderiyorlar. Bizim onu tam sayıya, integer türüne convert etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu sayı girişi nerede olacak arkadaşlar? Bu sayı girişi, bakın burada do while kullanmak zorundayız. Bazı programlarda do while kullanmak, bazı programlarda while kullanmak gerekebilir. İşte bu program öyle bir program arkadaşlar. Bu program do while gerektiren bir program. Neden do while gerektiren bir program? Çünkü şarta bakmadan işlemi yapmanız lazım. Yani sizin önce bir kez işlemi yapmanız lazım. Yani sayıyı bir kere girmeniz lazım ki sayı sıfırdan farklı mı değil mi bunu kontrol edebilirim. Eğer sayı sıfırdan farklıysa farklı mı operatörünü hatırlıyor muyuz bilmiyorum. Ünlem eşittir arkadaşlar. Ünlem eşittir. Ünlem eşittir operatörü farklı mı operatörüydü? Sayı sıfırdan farklıysa döngü dönecek. Ama ben hiç bilmediğim bir sayının sıfırdan farklı olup olmadığını, yani sıfır olup olmadığını nereden bilebilirim? Bilemem. O yüzden mecbur arkadaşlar mutlaka bir kez girişi yapmam lazım. Yani bir kez bir sayı girişini yapmam lazım. O yüzden de do while kullanmam gerekiyor burada. Yani while'la bunu yapamam. Farklı yollar denemem lazım. Anlamsız olur. Ama do while burada en uygun şartlı tekrar ifadesi olmuş oluyor. Bu şekilde önce bir kez sayı girilecek. Sonra sayının sıfırdan farklı olup olmadığı kontrol edilerek döngü dönmeye devam edecek. Şimdi gelen sayıyı da toplamın üzerine ekleyelim arkadaşlar. Toplam artı eşittir sayı diyorum. Evet. Tekrar hatırlatmak adına bunun ne olduğunu da bir söyleyelim arkadaşlar. Bu neydi? Toplam eşittir toplam artı sayıydı. Evet. TP artı eşittir. Buradaki artı eşittirin anlamı üstüne ekle demektir. Yani sayıyı TP'nin üstüne ekle demektir. Yani TP ile sayıyı topla TP'ye ver demektir. Açılımı bu. Bunu da yazsanız aynı şekilde çalışır. Ama C'nin böyle bir operatörü var. Kullanmakta fayda var arkadaşlar o yüzden. O yüzden artı eşittir operatörünü kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. Toplama işlemini de yaptık. Sayıya girdik. Sayıyı toplamın üstüne ekledik ve toplama işlemini de gerçekleştirmiş olduk böylece. Şimdi sonucu ekrana yazmamız lazım. Hem sayıları hem de sonucu ekrana yazmak istiyordum. Label 1'i sonuç verim. Label 2'de sayıların kendileri olsun arkadaşlar. Evet. Sonuç verisini önce yazdıralım. Label 1 nokta text eşittir. Sayıların toplamı eşittir. Artı TP diyelim. Evet. Sayıların toplamını ekrana yazdık. Şimdi sayıları da isterseniz ekranda görüntülü ettirelim. Onun için de bir label 2 eklemiştik. Şuraya label 2 nokta text artı eşittir. Her seferinde gelen sayıyı arkadaşlar buraya ekleyeceğim. Sayı alt alta bunları görelim. Yan yana da görebilirsiniz. Size kalmış. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben şimdi alt alta olmasını istiyorum. Ters bölü ne operatörümü buraya ekledim. Sayıların alt alta yani kullanıcı sayıyı girdikçe ekranda bunların görünmesini istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir deneyelim bakalım programımız çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Bir görelim arkadaşlar. Evet programımızı çalıştırdık. Hesaplayı tıkladım. Bakın input box açıldı. Bakın yazdığım mesajları şimdi burada görebilirsiniz. Ne yazmıştık? Giriş sayı girişi. Prompt'um giriş title'ım sayı girişiydi. 200'e 200'dü. Bakın pencerenin açıldığı yer 200'e 200. Şu sol üst nokta tam köşe noktası yatayda ve düşeyde 200 pikseldedir arkadaşlar. Bunu görmüş oluyoruz burada. Buradaki değerlerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yani bu pencerenin nerede açılacağını X pozisyon ve Y pozisyonu belirleyerek açabilirsiniz. Title neymiş arkadaşlar? Bakın ikinci verdiğim sayı girişiydi. Title işte formun gördüğünüz gibi etiketini vermiş oldum sayı girişi. Prompt da mesajınız arkadaşlar. Yani bu girecek kişiye buradan ne mesaj vermek istiyorsunuz? Buradan ne mesaj vermek istiyorsunuz? Onu vermiş oldunuz. İlk verdiğimiz prompttu. Evet. Şimdi sayımızı girelim. Mesela 5 girdik. Yeniden bir sayı istedi bizden. Bakın 5'i yazdı. Label 2'nin yanına 5'i yazdı. Şimdi yeniden bir sayı istedi. Neden? Çünkü sıfırdan farklı bir sayı girdim. 2 dedim. Yazmaya devam ediyor dikkat ederseniz. 7 dedim. 3 dedim, 1 dedim, 0 dedim.
Ve bakın giriş sonlandı. Sayıların toplamını da ekrana yazdım. 5, 2 daha 7, 14, 17, 18. Gördüğünüz gibi sayıların toplamını bize vermiş oldu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kullanıcı sıfır girene kadar girmiş olduğu sayıların toplamını bulan programı böylece tasarlamış olduk. Evet, sayılarımızı giriyoruz. Kullanıcı ilk seferde sıfır giremez mi? Girebilir. Girdi, bakın, girdi ve döngüden çıktık arkadaşlar. Girdi ve döngüden çıktık. Şu label 2'yi de isterseniz bir başta yok edelim de. Hoş görünmüyor çünkü. Onu da label 2'nin tekstini boş bırakalım. Evet. Bakalım. Evet. Label 1'i de aslında kaldırabiliriz arkadaşlar. Label, neyse o çok önemli değil. Üstüne yazı geliyor nasıl olsa. Değerlerimizi giriyoruz. Girdik. Sıfır girdik ve döngü bitti. 13. Evet, sayıların toplamı 13. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımızı böylece tasarlamış olduk. Şimdi bu programa küçük bir ekleme yapsak. Şöyle bir şey aklıma geldi. Kaç tane sayı girdiğimi de saysa. Bu program kaç sayı girdiğimi de saysa. Ve bana bunu da söylese. Girdiğiniz şu kadar sayının toplamı şu kadar yapmıştır şeklinde bir mesajla bize hem kaç sayı girdiğimizi hem de girdiğimiz sayıların toplamını verse nasıl olur? Buna bakalım birlikte arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane hemen bir sayaç değişkeni i diyelim ona. Sıfırdan başlatalım hemen. Sıfırdan başlatalım. Ve sayıların girişini burada saydıralım. Sayıyı girdim, ekrana yazdım, sayıyorum şimdi arkadaşlar. İlk sayıyı girdik. Ne yapacağım? İ artı artı dedim. Ve döngünün içine bakın sayacımızı ekledik. Böylece arkadaşlar girilen sayıların adedini de bulmuş olacağız. Hemen mesajı şöyle düzenleyeceğim. İ'yi de burada yazdıracağım. Diyeceğim ki girdiğiniz mesajımı kestim. Artı i. Adet sayının toplamı. Girdiğiniz adet sayının toplamı bu kadardır demiş olacağım arkadaşlar. Evet, bize hem adedini hem de toplamlarını böylece vermiş olacak. Bakalım. Hesapla dedim ve girmeye başlıyorum. 2, 3, 5, 4, 1, 6, 0. Evet, kaç sayı girdim? 3, 6, 0 ile beraber 7 tane sayı girdim. Girdiğiniz 7 adet sayının toplamı 21'dir dedi. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı girdim. 0 ile birlikte 7 adet sayı girdim ve toplamları 22 şeklinde bunu da almış olduk arkadaşlar. Evet, güzel bir örnektir bu. While do while örneğini özellikle do while ile while'ın farkını anlamak açısından önemli bir örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen bir başka örnek, yeni bir proje şuradan açmak istiyorum. Bir Windows Project. Evet, yeni bir proje açalım. Şimdi arkadaşlar yine bir while do while örneği yapacağız. While yapacağım. Girdiğimiz sayının basamak sayısını, kaç basamaktan oluştuğunu söyleyecek bir program yapmak istiyorum. Girdiğimiz sayının bir sayı gireceğiz ve bu sayının kaç basamaklı olduğunu bize söyleyecek arkadaşlar. Programımız böyle bir program olacak. Basamak sayısını bulan bir program yapmak istiyorum. Evet. Şimdi basamak sayısını ben nasıl bulabilirim arkadaşlar? Her seferinde sayıyı 10'a bölersem artık 10'dan küçük bir sayı olana kadar bölmeye devam edersem 10'dan küçük bir sayı olana kadar bölmeye devam edersem basamağı bulmuş olurum. 10'a böldüm bir basamak. 10'a böldüm bir basamak. 10'a böldüm bir basamak. 10'a bölündüğü sürece 10'a bölmeye devam edeceğim ki basamak sayısını bulabileyim. Şuraya sayı giriniz diyelim. Evet.
Bir sayı girişi alacağız ve bunun kaç basamaklı olduğunu label 2'de görüntüleyeceğiz hemen. Integer sayı bu kullanıcı tarafından girilecek. Basamak sayısı için de basamak diye bir değişken tanımlayalım ve birden başlatalım. Niye? Çünkü mesela 9 girdi veya 8 girdi. Yani 10'dan küçük bir sayı girdi. Basamak 0 mı olacak? Hayır. 10'dan küçük yani birler basamağı için birler basamağının varlığını tespit edebilmek için basamak sayısını birden başlatıyorum. Şimdi bölme işlemine başlayacağım arkadaşlar. While sayı büyüktür 10 ise girecek. 10'dan küçük bir sayı girersem ne olur? İşte bakın burada da while güzel bir örnek oldu aslında. 10'dan küçük bir sayı girersem hiç döngüye girmeyecek. Bir basamaklı bir sayı. Mesela 5 girdim. Bölme yapmasına artık gerek yok. Çünkü bir basamaklı bir sayı döngüye girmesine gerek yok. İşte bakın burada da bunu kontrol etmiş olacağız. Sayı şimdi 10'a böleceğim arkadaşlar. Normalde şunu yapıyordum. Sayı eşittir. Sayı bölü 10 diyordum. Ama bölü eşittir operatörüm var benim. Bunun yerine yani sayı eşittir. Sayı bölü 10 demekle sayı bölü eşittir 10 demek arasında bir fark yok arkadaşlar. O yüzden ben operatörü kullanmayı tercih ediyorum. Bölü eşittir 10 diyorum. Bölü eşittir 10. Evet. Ne yapacak? Sayıyı 10'a bölecek. Yani şurada verdiğimiz işlemin aslında aynısını gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Her bölme işleminden sonra da arkadaşlar basamak değerini 1 artıracağım. Yani ona bölünüyorsa eğer sayı 10'a bölünüyorsa bölme işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sayının girişini yapmam lazım tabii ki. Bilmediğim bir sayıyı kontrol edemem. Nereden giriyorum? Textbox 1'den giriyorum. Textbox 1'den veri girişimizi alalım. Tabii ki convert işlemimizi gerçekleştirmemiz lazım. To int diyoruz ve textbox 1.text deyip verimizi okuduk. Evet, textbox'tan sayımızı aldık arkadaşlar. Şimdi kontrol etmeye başlayabiliriz. Sayı 10'dan büyük bir sayı olmaya devam ettiği sürece yani bir basamağa düşene kadar 10'a bölmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bölümü sayıya verdiğim için bölme işlemini bu şekilde tam sayılar üzerinden devam ettirmiş olacağız. Evet. Çalıştıralım bakalım programımızı. Evet. İki basamaklı bir sayı girelim. Mesela 35. Sonucu yazdırmadık tabii. İşlemi yaptık ama label'a çıktığı vermedik. Label 2 nokta text eşittir basamak. Bir mesaj verelim mi? Verelim. Sayı yıldır. Evet. 5 sayı 5 basamaklıdır. Evet. Sayı şu kadar basamaklıdır diyecek bize. Sayı 3 basamaklıdır, 5 basamaklıdır gibi. Burada mesajımızı bu şekilde düzenlemiş olduk. Evet, girelim sayımızı. Gördüğünüz gibi sayı 2 basamaklıdır dedi. Şurada bir boşluk bırakırsam yapışmaz oraya. Evet. 3 basamaklı bir sayı girelim. 654 girdim. 3 basamaklı. Gördüğünüz gibi sayı 3 basamaklıdır diye bize verdi. Bakın bir basamaklı sayı giriyorum. Döngüye hiç girmeyecek. Döngüye girmeden bize direkt sayı 1 basamaklıdır şeklinde verdi. Niye? Çünkü sayı 10'dan küçük olduğu için hiç bölme işlemi yapmamıza gerek yok. 1 basamaklı olduğu belli. Sayının 1 basamaklı olduğunu tespit etmiş olduk. Büyük bir sayı verelim bakalım. Sayı 9 basamak demiş arkadaşlar. 3, 6, 9. Evet. 9 basamak.
sayı 9 basamaklıdır diye basamak sayısını tespit etmiş olduk. Evet arkadaşlar, while ile ilgili örneklerimizi böylece tamamlamış olduk. Oldukça güzel örnekler bunlar. While, do while'ın farkını anlamak açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, dersimizi, örneklerimizi böylece tamamladık. Şimdi arkadaşlar, sizin de bu şartlı tekrar yapılarıyla, do while ve while yapılarıyla yapılabilecek örnekler düşünmenizi ve bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bunu forum üzerinden bizimle paylaşırsanız, örneklerin yapılmış hallerini de paylaşabilirsiniz. Tabii daha iyi olur. Bu şekilde paylaşımlarınızı forum üzerinden bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bugün ne yaptık? Bunun üzerine konuşalım. While ve do while yapısının çalışması, çalışma mantığı, algoritmik yapısı ve kod yapısı üzerinde durduk. Hangi durumlarda while do while'a ihtiyaç duyarız? Bunları incelemiş olduk arkadaşlar. Şartlı yapıların, şartlı tekrar yapılarının, yani while do while yapılarının örnekleri üzerinde durduk ve bunları birlikte kodlayarak örnekleri gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet, daha fazla bilgi için yine bu kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Dersimizi burada bitiriyoruz. Konuyla ve örneklerle ilgili sorularınız olursa forum üzerinden bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.